Okuma Bayramı kapsamında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk online olarak Arıcak ilçesindeki öğrenci, öğretmen ve idarecilerle buluştu. Bakan Selçuk öğrencilere seslenerek tavsiyelerde bulundu. Bu COVID-19 salgını nedeniyle okullar her zaman açık olmadığı halde öğretmenlerimizin büyük gayretiyle birinci sınıfın hakkını verdiler ve okuryazar hale geldiler. Bugün de sizlerin bu başarısını kutlamak için buradayız. Okuma bayramı yapıyorsunuz. Ben de sizin bu mutlu gününüzde yanınızda olmak istedim. Aileniz, öğretmenleriniz, müdürleriniz ve burada hepimiz el ele verip beraber çalışıyoruz ve sizin başarınız için, sizin geleceğiniz için gayret gösteriyoruz. Ve sevgili çocuklar, siz mutlu olduğunuzda biz çok mutlu oluyoruz. Siz sağlıklı olduğunuzda biz yine çok mutlu oluyoruz. O yüzden de sizlerin mutluluğu çok çok önemli. İstiyoruz ki hep yüzünüz gülsün, mutlu olun ve oyunla, coşkuyla hareket edin. Ve sizlerin her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrendiğinin farkındayız ve biz de size destek olmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların her zaman açık olmadığı halde öğretmenlerin büyük gayretiyle öğrencilerin okur yazar hale geldiğini belirtti. Daha yoğun bir şekilde yüz yüze arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz ve inşallah güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız. Ama tabii sizlerden tabii beklentilerim var. Bir defa hayal kurmaktan hiç vazgeçmemelisiniz. Doğayı tanımak, insanları tanımak, çevrenizde olup bitenlere karşı duyarlı olmak ve çevremizi kirletmemek. Bu anlamda sizlerin bilinçli olduğunun farkındayım. Bu konuda daha çok gayret etmenizde yarar var diye düşünüyorum. Ertelemeyin lütfen. İşinizi bugün yapın. Çok kitap okuyun. Kitap okumak çok çok önemli ve size arkadaş kitaplarının baskısı yapılıyor şimdi. Hepinize bu kitaplardan göndereceğiz inşallah. Ve yaz tatilinde bunları okuma fırsatınız olacak. Hepinizin eline, evine bu kitaplardan gidecek. Okul müdürlerimiz bunu size ulaştırırlar inşallah. Sevgili çocuklar, biliyorum oyun oynamayı seviyorsunuz. Çok da iyi ediyorsunuz. Oyun oynamak gerçekten benim de çocukken çok çok sevdiğim ve hala da bu yaşımda bazı oyunlara devam ettiğim bir durum. Oyun oynamaktan asla vazgeçmeyin. Bu arada büyüklerinizle sohbet edin. Büyüklerinizle telefonla arayın, hal hatır sorun, nasılsınız deyin. Bunlar çok önemli. Resim yapabilirsiniz, bir enstrüman öğrenmeye çalışabilirsiniz. O yüzden de hep kendinizi geliştirmeye çalışın lütfen. Sabırlı olmanız çok önemli. Sabırlı olursanız, kararlı olursanız gerçekten hayatta daha mutlu olursunuz. Ben biliyorum ki hepinizin öğretmenleri çok destek oluyor, anne babaları çok destek oluyor. Bizler de sizin yanınızdayız. Ve sizin anne babalarınızın emeğinin farkındayız, öğretmenlerinizin gösterdiği gayretin farkındayız. Ve çok şanslısınız bence. Çünkü böyle ilgili ve alakalı öğretmenler, anne babalarla beraber olmak, hele salgın döneminde beraber olmak çok büyük bir şans.